Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, Sahur Bereketi programıyla tekrar karşınızdayız. Ramazan da artık bitmek üzere, son birkaç günün içerisindeyiz. Rabbim inşallah layıkıyla geçirmiş olanlardan eylesin inşallah. Bu ay içerisinde yaptığımız ibadetlerimiz, bu ay içerisinde yaptığımız iyiliklerimiz inşallah Allah katında yerini bulur diyelim. Yine farklı bir konukla karşınızdayız. Hemen size konuğumu takdim etmek istiyorum. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Sayın Mahmut Bıyıklı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hamdolsun Ramazan'ın bereketi, güzelliği, feyzi. Yani Ramazan hamdolsun hayatımızın tamamına bir güzellik katıyor. Kesin. Sizin de buyurduğunuz gibi içimizde vedanın hüznü var. Evet. Keşke daha devam etseydi diyoruz ama 11 ay sonra yeniden özlemeye başladık. İnşallah hakkıyla yaşayanlardan olmuşuzdur. İnşallah. Allah razı olsun hocam. Hocam bugün biraz İslam'da medeniyet, edebiyat ve kitap olarak konu başlıklarımızı belirledik. Birbiriyle çok ilişkili bu hususlar. Medeniyetin belki hani tabiri caizse damarları edebiyattır. O edebiyat olan damarların içerisindeki kan da can da aslında kitaptır bir yönüyle. Biz hani bunları inşallah sizinle tarif etmek istiyoruz. Medeniyet neyi ifade eder diyerek başlayalım hocam. Buyurun. Eyvallah, çok kapsamlı, etraflıca evet. Bir soru ve cevabı da gerçekten uzun. Şimdi medeniyete birçok yazarımız, düşünce adamımız farklı tanımlar, tarifler getirmişlerdir. İşte İsmet Özel'in medeniyet tarifi, Sezai Karakoç'un, Nurettin Topçu'nun ve birçok değerli yazarımızın bu konuda tarifleri var. Ama benim en çok üzerinde durmak istediğim tarif bir hocamıza ait. O medeniyeti toplumların kendi ahlak anlayışları, hayata bakışları, ilme, fene, tekniğe yükledikleri anlam bütün olarak, esaslar olarak veriyor. Dolayısıyla toplumların kendi hayat anlayışlarını, dinden beslenişlerinin de toplamında bir medeniyet ortaya çıkıyor. İşte medeniyet ve kültür tartışması da uzun yıllardan beri hep evet. Geçmişte de ve gelecekte de olacaktır. Yine takip ettiğimiz yazarlar, düşünce adamları medeniyeti, kültürü medeniyetin bir parçası olarak, öğesi olarak görüyor. Üst fikir olarak medeniyeti gösteriyor. Medeniyet tabii hem Batı'da hem Doğu'da dinlerden besleniyor. İşte Batı medeniyeti Hristiyan dininden, İslam medeniyeti, Türk İslam medeniyeti yine İslam'dan beslenen bir damarı var. Cemil Meriç'in geçtiğimiz yıllarda bir metinde okumuştum. Yani Batı medeniyetini bir pislik medeniyet olarak ifade ediyoruz. Bunun gerekçelerini de açıklıyor. İslam medeniyetini ise sadece kendi mensuplarına değil, bütün yeryüzüne bir ıslah, bir barış, bir hoşgörü, bir insanı merkeze alan en insani medeniyet olarak görüyoruz. Dolayısıyla kısa bir tarifle medeniyeti böyle ifade edebiliriz. Eyvallah hocam, Allah razı olsun. Tabii hani gerçekten hani dinlerin belki hani içerisinde medeniyete dair bir kapsam vardır. Dinlerin getirmiş olduğu bir güzellik, bir ahenk vardır dünyaya. Biz İslam ile beraber gelmiş bir medeniyeti görüyoruz. Özellikle Allah Resulü'nün Medine'ye hicreti, Medine'de Medine vesikasını yayınlaması ve oradan belki Yesrib'i Medine yapan unsurların oluşması ile birlikte dünyaya bir medeniyet pompalaması yapılmış. Biz İslam'ın ilk örneği olan Medine'yi biraz konuşalım hocam bu konuda. Malumunuz Yesrib'in kelime manası fesat olarak söylenir, bilinir. Fesat olan bir topluluğu, fesatla karışmış bir şehri bir aydınlığa, karanlıktan aydınlığa kavuşturmanın adıdır Medine. Medine şehirlerin anası, yani bütün kendisinden sonraki İslam toplumlarının şehir kurarken kendisine model olarak aldığı ve o model üzere hayatı şekillendirdiği şehirlerin merkezi olarak görüyoruz Medine'yi. Efendimizin Medine ile birlikte aslında İslam medeniyetinin var olan başlangıcını, güzelliklerini
Medine etrafında yayıp bir anlamda bir model olarak gelecek zamanlara, gelecekteki kardeşim dediği, kardeşlerim dediği ümmetin evlatlarına hayata bakıştan tutun da estetik anlayışına kadar bir örneklik sergilemesi açısından Medine'yi biz model olarak alıyoruz. Sonrasında baktığımız zaman da gerçekten İslam şehirlerinin tamamında Medine'den izler görüyoruz. Medine'den parçalar görüyoruz. Mekke, la demenin bir başlangıcı. Medine'de illa dediğimiz yer. Mekke'de biz küfre, ırkçılığa, bütün kötülüklere la dedik. Evet. Sonrasında Medine'ye geçerek illa dedik. Bir anlamda Medine ile birlikte biz İslam'ı şehirli bir din olarak kabul ediyoruz. Çünkü Medine modeline baktığımız zaman şehirde insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde, alışverişlerinde her şey planlanmış, programlanmış ve insanlar o İslam'ın getirdiği örneklik üzerinden hayatlarını şekillendirmişler. Bugün de İslam şehirlerinin birçok tıkandığı noktalara baktığımız zaman, sıkıntı çekilen noktalara baktığımız zaman kendi Medine'mizden uzaklaştığımızın bir göstergesi. Eğer bugün Müslüman toplumlar kendi şehirlerindeki kaostan kurtulmak istiyorlarsa yeniden Medine'nin aydınlık çehresiyle, aydınlık modeliyle buluşmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Allah razı olsun hocam. Tabii Medine dediğiniz gibi gerçekten hani hem Allah Resulü'nün o güzel ahlakı, hem Kur'an-ı Kerim'in insanlar üzerine göndermiş olduğu bir disiplin, bir düzen, bir nizam, bunların bileşeninde ortaya çıkan muazzam bir devir var ve muazzam bir topluluk var. Asr-ı Saadet gibi bir topluluk var ve bu toplulukla beraber İslam peyderpey yayıldı. Ta ki işte dünyanın birçok yerinde Medine'ye benzer şehirlerin oluşmasına gitti. Diğer şehirlerden de adeta hakikaten bir hani o medeniyeti açlığın, o medeniyeti susuzluğun bir çağrısı olarak ashab istendi veya ensar istendi ve o şekilde bütün dünyaya bir medeniyet taşındı. Bu medeniyetin dünyadaki izlenimlerine değinirsek hocam, bu Kudüs olur, bu işte Mescid-i Aksa olur, Endülüs olur, evet. Ondan sonra Osmanlı olur. Yani zaten Osmanlı'ya baktığımız zaman Osmanlı başlı başına İslam medeniyetinin Asr-ı Saadet'ten uzun yıllar sonra üzerine biraz daha değer katarak, üzerine biraz daha farklı motifler, renkler, izdüşümler katarak yükseldiğinin ve yayıldığının göstergesi. Şimdi Osmanlı medeniyeti tamamen kaynağını vahiyden alan, tamamen sünnet-i seniyeden alan, yani merkezini Kur'an'a ve sünnete dayandırmış bir medeniyet. Dolayısıyla Medine öyle bir bereketli ki Osmanlı'yı besleyerek daha da büyütüyor. Yani Medine'den aldığı o feyzin, Medine'den aldığı o ışıkla birlikte Osmanlı da Sünni İslam anlayışıyla birlikte bir medeniyet kuruyor. Yine Endülüs'e baktığımız zaman aynı şeyi görüyoruz. Kudüs'e baktığımız zaman bir Medine beslenmesi görüyoruz. Dolayısıyla Osmanlı'ya dönecek olursak, Osmanlı'nın mimarisinden hayattaki hukuk sistemine kadar, fıkıh sistemine kadar her şeyinde bir adalet, bir incelik. Şimdi geçenlerde Ahmet Haşim'in bir yazısı elime geçti. Yazıda çok güzel bir ince noktayı değiniyor. Yani Osmanlı medeniyetini anlamak açısından. Diyor ki, güvercinlerin konduğu, buluştuğu, toplandığı mekanlar. Güvercinler diyor hangi mekanlarda toplanır? Bakınız diyor, yani Süleymaniye kurulduğunda hemen güvercinler orada toplanmıştır. Osmanlı bir yere tekke inşa ettiğinde güvercinler orada toplanmıştır. Oranın kubbelerine konmuştur. Yine bir Osmanlı medresesinde güvercinlerin yuva yaptığını, toplandığını görüyorsunuz. Ama diyor, bugün Cumhuriyet dönemi birebir taklit de olsa Süleymaniye'nin ya da Osmanlı'ya ait bir mimari eserin birebir taklit olmasına rağmen diyor, güvercinler konmuyor diyor.
Yani güvercinler mekana değil, mekanın ruhuna konuyorlar diyor. Evet. Dolayısıyla ecdadımız Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dediği gibi sadece inşa etmiyordu, ibadet ediyordu. İbadet eder gibi inşa eden bir Osmanlı medeniyeti oraya aynı zamanda ruhunu katıyordu. Ruhu nereden alıyor? Yani Kur'an'dan ve sünnetten alıyor. Dolayısıyla Mekke'den ve Medine'den alıyor. O ruhu asırlar sonra mimarisine, sanatına birebir yansıtıyor. Dolayısıyla Osmanlı'nın özellikle medeniyetimize katkıları adalet. Yani hiçbir medeniyet Osmanlı medeniyeti kadar dünyaya bir adalet telkininde bulunmamış ve bu adaleti her şeyle yansıtmamış. Şimdi Bosna Hersek'te fethedilmesiyle birlikte oradaki bir gayrimüslimin Fatih Sultan Mehmet Han'ı kadıya şikayet etmesine kadar ve adil yargılanma talep edip Fatih'in de buna boyun eğmesine kadar ciddi bir adalet tesis ediliyor. Aslında Osmanlı medeniyetini ben nasıl tarif ederiz diye sorarsanız merkezinde adalet olan ve tamamen insanı öngören, insanı hiçe saymayan bir insanlık medeniyeti. Şimdi bugün bir kurumumuzun iftarındaydı. Bir devlet kurumumuzun. O iftarda da Türkiye'deki, özellikle İstanbul'daki farklı din mensuplarının ruhani liderleri vardı. Orada da yanımızdaki yazar arkadaşlarla falan konuşurken onlar sadece bugün değil, dün de burada ibadetlerini yapmışlar, mabetlerinde bulunmuşlar. Onların ibadet alanlarına, mekanlarına hiçbir şekilde dokunulmamış, müdahale de edilmemiş ve onlar kendilerini bir anlamda güvende ve emniyette hissetmişler. Sadece kendi din mensuplarının değil, kendi farklı din mensuplarının da kendilerini emniyette ve güvende hissetmenin ve hissettirmenin adıdır Osmanlı medeniyeti. Yine sadece mimari açıdan değil, sanatın her alanında Osmanlı'nın bir anlayışı var. Osmanlı ila kıyame, yani kıyamete kadar bir eser meydana getirdiğinde onu kıyamete kadar bir bakış açısıyla, kalmasını gerektiren bir bakış açısıyla onu işliyor. Bugüne baktığımız zaman işte biz herhangi bir eser meydana getirdiğimizde, bir bina diktiğimizde, bir eser ortaya koyduğumuzda ömrü 30-40 yılı geçince, evet, dökülmeye başlıyor. Oysa ki Süleymaniye'nin geometrisine baktığımız zaman, oradaki şah eseri doğru okuduğumuz zaman Osmanlı'nın aslında neyi, nasıl, niçin yaptığını ve medeniyet anlayışını taşa, toprağa nasıl yansıttığını apaçık bir şekilde görüyoruz. Osmanlı'nın bütün eserleri Allah korusun kalmasa, sadece Süleymaniye ile birlikte bile biz Osmanlı medeniyetini dopdoğru ve apaçık bir şekilde okumuş oluyoruz. Eyvallah hocam. Hocam, medeniyet tarihiyle ilgili gerçekten elimizde ciddi anlamda argüman var. Belki medeniyet tek başına işlenilebilecek bir konudur. Fakat bizim de kısıtlı zamanımız dahilinde biz biraz daha böyle kokteyl halinde yaptık konularımızı. Edebiyat ilişkisine değinirsek hocam. Yani şimdi ortada büyük bir medeniyet var, fakat bu medeniyeti var eden, bu medeniyeti zemin oluşturan bir edebiyat da olması gerekiyor. Allah Resulü ile beraber biz bunu görüyoruz. Allah Resulü'nün cahiliye dönemindeki o insanlara vermiş olduğu, o yüklemiş olduğu o misyonu görebiliyoruz. Yani insanlar yani tamamen değişip, 180 derece değişip, tamamen farklı bir yöne bakarken İslam'la beraber, İslam diniyle beraber bambaşka bir bakış açısına sahip oluyorlar ve ortaya muazzam bir ashab çıkıyor. Ortaya muazzam bir asr-ı saadet diye tabir edeceğimiz bir topluluk çıkıyor. Bu ilişkiyi edebiyat, nasıl... Edebiyat-medeniyet ilişkisi, evet.
Bütün edebiyatlar kendi medeniyetlerinden beslenmiştir. Aslında bu doğuda da batıda da böyledir. Klasikler bunun için en güzel göstergedir. Batı klasiklerine baktığınız zaman dinle, kendi Hristiyan dünyayla arasında mesafe koyan yazarlar bile, seküler yazarlar bile eserlerinde Batı medeniyetinin, Hristiyan inancının izlerini yansıtmışlardır. Yine doğuda da aynı şey söz konusudur. Doğudaki yazarlar da İslam medeniyetinden beslenmişlerdir. Bir anlamda medeniyet aslında metinlerle kurulur. Yani edebiyat, medeniyetin geleceğe kalması için en önemli araçlardan birisidir. Çünkü biz edebiyatla birlikte sevgilerimizi, öfkelerimizi, korkularımızı, hayata bakışımızı, gelecek tasavvurumuzu edebiyat aracılığıyla yarınlara taşırız. Bugün mesela öfkemizi, emperyalizme karşı öfkemizi Akif yansıtmıştır. Sevgimizi Yunus'un diliyle biz karşıya yansıtmışızdır. Yine başkaldırımızı Köroğlu'yla gerçekleştirmişizdir. Yine Moğol saldırılarından sonra toplumun yeniden dinginliğe ulaşmasında, dirilmesinde Mevlana'ya sarılmışızdır. Mevlana'yla dirilmişizdir. Dolayısıyla edebiyat bir toplumun medeniyet birikimini kendi dönemine şahitlik etmekle birlikte geleceğe taşımakta da bir köprü vazifesi kurmaktadır. Dolayısıyla medeniyetler ve edebiyat arasında muazzam derecede böyle bir ilişki söz konusu. Hocam, yani bunu biraz daha açarsak, eğer edebiyat konusunu biraz daha açarsak, İslam dininin toplumu vermiş olduğu edebiyat neydi? Yani şahıslar nezdinde de olabilir, tamamen yani Kur'an nezdinde de, peygamber nezdinde de olabilir. Yani İslam nasıl bir edebiyatı insanlara sunuyordu? Evet. Yani İslami edebiyat ya da İslami edebiyat kavramı da tartışılıyor aslında da. Bir İslami edebiyattan bahsedecek olursak, İslami edebiyatın özü Allah güzeldir, güzeli sever ilkesinin bir anlamda edebi olarak kurgulanmasıdır. Dolayısıyla insanı kamil olana ulaşmakta, insanın kendi iç özgürlüğüne kavuşmasında İslami edebiyatın bir yön tayin ettiğini, bir ufuk kazandırdığını görüyoruz. Dolayısıyla İslam'ın işaret ettiği modelin, model insanın ya da yeryüzündeki bir güzelliğin, estetiğin aranmasında ve bulunmasında ve insanlığa bu güzelliğin yayılmasında İslami edebiyat ya da edebiyatçılar bir çaba göstermişlerdi. Şimdi Efendimiz'in büyüklüğünü, güzelliğini, İnsanlığa rol modelliğini dönemin şairleri şiirlerinde anlatmışlardır. Yani naat için şiirin ufkudur denilir. Ve Efendimiz'den yüzlerce yıl sonra da edebiyatla, edebiyatı bir araç olarak görerek, işte şiirin bir parçası olan naatla Efendimiz'in bütün güzellikleri kendi dönemindeki insanlara şairler tarafından aktarılmıştır. Mesela işte Arif Nihat Asya'nın naatı, evet, okuyunca asıl saadete gidiyorsunuz. Yani biraz sonra Efendimizle buluşacakmışsınız gibi bir his oluyor. Yani kesinlikle. Ebu Cehil ölmedi ya Resulallah, Ebu Leheb kıtalar dolaşıyor. Ya da Ebu Leheb ölmedi ya Resulallah, Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Şimdi yine Sezai Karakoç'un naatına bakıyorsunuz. Nurullah Genç'in naatına bakıyorsunuz. Vuzuli'ye gidiyorsunuz, Şeyh Galip'e gidiyorsunuz. Yani Efendimiz'le olan rabıtamızı en güçlü kılan ve en güçlü tutan araçlardan birisi edebiyat olmuştur. Yani edebiyatçılar bu sevgiyi her zaman için diri tutmakta önde ve öncü olmuşlardır. Bu sadece geçmişte de değil. Zaten divan edebiyatının falan naatlarına baktığınız zaman, o kelimelerin, o kavramların anlam deryasına daldığınızda tüylerinizin diken diken olduğunu hissediyorsunuz. Yani Resulullah'a karşı bir insanın bu aşkı taşıması sadece ilahi bir şeydir yani. Bunun dışında herhangi bir şekilde açıklanamayacak, kelimelerin kudretinin yetmeyeceği büyüklükte bir şey. Ve sadece işte Osmanlı'da ya da Selçuklu'da
ya da Asr-ı Saadet'te Efendimizin yanında, yakınında bulunan şairler değil. Efendimiz'den yüzlerce yıl sonra aynı o dönemdeki ruhu bu dönemde kalbinde hisseden şairlerimizin var olması ve olmaya devam etmesi de aslında bir hikmetle açıklanabilecek bir güzellik. Bu da İslam'ın bir güzelliği, İslam'ın bir hikmeti. Hala genç arkadaşlarımıza baktığımız zaman, genç şairlerimizle konuştuğumuz zaman hedeflerinin, şiirde hedefiniz nedir diye sorduğumuzda hedeflerinin Efendimiz'e layık bir şiir, bir naat yazmak olduğunu söylüyorlar. Tabii bu bir gelenek, bizim ecdadımız. Hocam özünden, yani zamanla özünden kopma söz konusu oluyor mu? Hakikaten mesela işte, yani biz mesela dönüp baktığımız zaman işte hala Mevlana'yı konuşuyoruz, hala Yunus Emre'yi konuşuyoruz, hala işte belki Necip Fazıl'ı konuşuyoruz, belki Mehmet Akif'i konuşuyoruz. Yani bizden belki en yakını 100 yıl önce yaşamış veya bir asır önce yaşamış, iki asır önce yaşamış insanların isimlerini anıyoruz. Yani biz bugün toplum olarak bizden 100 yıl sonra gelecek nesillere de isim bırakıyor muyuz? Çok güzel bir soru. Yani bu tartışılan ve bizim de tartıştığımız, üzerinde durduğumuz bir konu. Hala işte öncü şahsiyetleri konuşmak, öncü şahsiyetleri tüketmek olarak da bu zaman zaman bir eleştiriye muhatap olmakta. Ben şöyle görüyorum. Mutlaka bu dönem içerisinde de geleceğe kalacak, gelecekte isminden böyle övgüyle bahsedilecek şairimiz, yazarımız, düşünce adamımız yetişiyordur. Bu konuda ümitsiz olmamak gerekir. Çünkü bu topraklar bereketli topraklar. Yani en sömürü dönemlerinde, en işgal dönemlerinde, en kurak dönemlerde bile bir gül yeşermiştir, bir çiçek açmıştır ve o çiçekten bahçeler, ormanlar çoğalmıştır. Bu manada İslam insanı biraz umut insanıdır. Yani çünkü bizim yaslandığımız, dayandığımız kaynak hiç bitmeyecek olan ve bitmesi de mümkün olmayan ve sürekli müjdeleyen ve sürekli kıyamete kadar da toplumları besleyecek olan bir kaynağımız var. Yani batıl bir kaynak olsa, işte Marksizm diyelim, Marksizm'den beslenen şairin ya da Kemalizm, yani diyelim ki Kemalizm'den beslenen bir edebiyatçının ila nihaya kalması diye bir şey söz konusu değil. İşte tıkanmıştır, buraya kadardır. 20'lerdeki, 30'lardaki Kemalist ideologların ortaya koyduğu fikirler orada kalmıştır. O dönemin edebiyatçılarının çıkardığı edebiyat orada kalmıştır. Tazelenememiş, yenilenememiş ve kendini yenileyememiştir. Oysa ki bizim İslam şairlerine, Müslüman edebiyatçılara, Müslüman sanatçılara baktığımız zaman Akif gidiyor, vazifesini yapıyor, göçüyor. Sonrasında Necip Fazıl geliyor. Necip Fazıl vazifesini yapıyor. Sonrasında Sezai Karakoç geliyor. Sezai Karakoç'tan sonra kendi döneminde işte Nuri Pakdil var. Onlardan sonra yedi güzel adam olarak tarif edilen Rasim Özdenören var, Cahit Zarifoğlu var, Erdem Beyazıt var, Akif İnan var. Yine onlardan sonra da şu an hayatta olan, yazan, edebiyatımızda çok güzel eserler ortaya koyan birçok arkadaşımız var. Ama biz Müslüman edebiyatçılar, yazarlar, düşünürler kendi adamımızı öne çıkarmakta biraz cimriyiz. Oysa ki mesela sol kesimde bir şair, bir sanatçı birazcık ümit verdiğinde hepsi birden onu büyütüyorlar. Gazetelerinde, televizyonlarında, dergilerinde, radyolarında, sosyal medyalarında onu öne çıkarıyorlar. Biz de küçük böyle büyük olmayan ama küçük hastalık derecesinde kıskançlıklar var. O kıskançlıklardan dolayı görmemezlikler, bir sükut suikastine kurban edilmeler var. Mesela hala bu devirde işte İsmet Özel hayatta ve yaşıyor. İşte Sezai Karakoç hayatta ve yaşıyor. İşte Hüseyin Atlansoy diye bir şair var. Okuyunca bütün şiir zevkini alıyorsunuz. Osman Konuk diye bir şair var. İşte
Süleyman Çobanoğlu diye bir şair var. Var aslında. Sadece onları bir görmekte... Bir özenti mi var hocam? Yani şöyle bir şey de var. Gerçekten o da özellikle hani benim karşı olduğum bir yön. Şimdi önümüzde iki kitap varsa, biri Üstad Sezai Karakoç'un kitabıysa, biri de Victor Hugo'nun kitabıysa, yani toplumumuzda artık Victor Hugo'nun kitabı çok daha albenili geliyor. İşte bir Amin Mouf'un kitabı daha albenili geliyor. Bir Tolstoy'un kitabı daha albenili geliyor. Yani yani Batı'ya bir özentim var. Batı edebiyatına bir özentim var. Şöyle dostum, aslında Sezai Karakoç'un müthiş bir medeniyetle başladık. Sezai Karakoç bir medeniyet krizinden bahsediyor. Yani ve bu medeniyet krizinden çıkış yolu olarak da insanlığa sunduğu model diriliş modeli. Dirilişle birlikte Batı'nın üzerimizdeki hegemonyasından kurtulmak, hayata, olaylara, nesneye, eşyaya Müslümanca bakmak gerektiğini ifade ediyor. Batı üzerimizden son 200 yılda, son 2 asırda bir sünger gibi geçti, yani bizi ezdi. Biz aslında yeniden dirilmenin, yeniden toparlanmanın, yiğit düştüğü yerden ayağa kalkar sözü fehvasınca düştüğümüz yerden ayağa kalkmanın sıkıntılarını, sancılarını yaşıyoruz. Siz düşünün ki bir gecede dilsiz, harfsiz, alfabesiz kalmış bir toplumuz biz. Biz bir gecede sistemi değiştirilmiş, hilafeti kaldırılmış, Osmanlıcası yasaklanmış, Türk müziğinin yasaklandığı, işte masallardan Şehzade'nin, Sultan'ın çıkarıldığı, Sultanahmet Camii'nin bir resim galerisi haline getirilmesini düşünecek ve bunun için icraata geçecek kadar kör, mantıksız ve anlamsız batıcılığın üzerimizde hegemonyasını kurduğu dönemlerden geçtik. Ben bazen şöyle düşünüyorum. Ümitsiz olan arkadaşlarla konuştuğumuzda, yahu üzerimizden geçen o batıcılık, Batı ideolojisinin, batıcılık projesinin sancılarını, ağrılarını ve ağırlıklarını gördükten sonra, yaşadıktan sonra bu toplumdan yine hala çıkıp İslam'dan, medeniyetten, sünnetten bahseden gençlerin olması bile büyük bir sevinç kaynağı. Şimdi Türk dünyasına gidiyoruz. İşte Kafkasya'ya gittiğimiz zaman, Türk dünyasına gittiğimiz zaman oradaki insanlar yüzyıllardan beri işte Rusların işgali altında, din, iman, her şey yasak. Şu an bir besmele kalmış bazılarında. Bazılarında Allahu Ekber kalmış dillerinde. Bazılarında Elhamdülillah kalmış. Ben diyorum ki o Elhamdülillah, o Bismillahirrahmanirrahim, o Allahu Ekber o dilindeki o toplumu yeniden diriltir. Yani bir cuma vakti Fatih Camii'ne doğru cumaya giderken bir kıraathanenin önünden geçtim. O sırada ezan okunmaya başladı. Ezan okunurken bir amcamız ayak üstündeydi. Ayağını ayağın üstünden indirdi. Ezana hürmeten elini göğsüne götürdü. Aziz Allah, şefaat ya Resulullah dedi. Ama cumaya gitmedi. Ondaki ezana olan o hürmet, o hissediş, o elini bağrına götürmesi, o ayağını ayağının üstünden indirmesi, o adamın mutlaka bir gün dirileceğinin müjdecisidir. Yani o adam, bir toplum olarak o adamı görürsek, bu toplum da böyle. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Mevlid'in yerine bir mevlid getirilmiş. Ezanın yerine bir ezan getirilmiş. İşte Behçet Kemal Çağlar Atatürk ezanı diye bir ezan yazmış. Yine Behçet Kemal Çağlar Atatürk Mevlidi yazıyor. İşte okumaya, zihnimizi karartmaya gerek yok. Bütün edebiyatçılar, sanatçılar kültürel bir cephe içerisinde Müslümanların geçmişle olan bağını koparmak için sanat üretiyorlar. Bu toplum onların dayatmalarından, zorlamalarından çıkıp yine Allahu Ekber diyor. İnşallah. Hocam muhabbet güzel. Buraya bir virgül koyalım. Sanat konusu da önemli. Biz inşallah ikinci bölümde devam edelim. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, ikinci bölümde buluşmak üzere. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Çok güzel. Dursun Ali Erzincanlı'nın yolcu şiiri. Dursun Ali Erzincanlı da sağ olsun. Peygamber aşkını, sevdasını
nesilleri aşılamakta güzel bir hizmet yürütüyor. Evet, Rabbim hayrını kabul etsin inşallah. Tamam, gerçekten ben de çocukluğumdan beri dinliyorum. Dinliyoruz değil mi? Yani şiire de bir mailim var hocam. Bazen yazıyoruz, bazen okuyoruz. Harika. Şiirlerde biraz gerçekten manevi havayı biraz daha fazla teneffüs edebiliyorsun hocam. Hani edebiyat dedik, medeniyet dedik. Bugünün dünyasında bunları birebir dışarıdan teneffüs etmek çok zor. Yani bazen sırlı cümlelerle, bazen farklı sözcüklerin bir araya geldiğinde oluşturduğu o ahenkle ancak bir şeylerin tadını, lezzetini alabiliyorsunuz. Yani bir nevi anahtar gibidir. Yani o kilidi yuvaya koyduğunuzda birebir oturursa eğer o kapıyı açabiliyorsunuz. Şiir de, yani sözler eğer gerçekten ardı ardı güzel bir şekilde dizilmişse eğer, hakikaten o manevi atmosferi oluşturmuşsa eğer, bugünün dünyasından bir kapı açılıyor Allah Resulü'nün dünyasına, o medeniyete, o edebiyata. Biz ilk bölümde genel itibariyle medeniyet, edebiyat ilişkisine değindik hocam. Son kısımda sanata biraz değindik. Ben de özellikle buraya bir parantez açmak istiyorum. Zira biz kısmen bazı hususlarda özentilerin oluştuğunu söyledik. Sanatta bu çok daha fazla hocam. Neredeyse, daha doğrusu belki sanatın bizim nezdimizde herhangi bir değer ve kıymet ölçüsü yok. Genelde kıymet ve ölçüleri Batı belirlemiş ve bugün Türkiye'de de sanat işi yapan insanlar Batı'nın o ölçüsünü kendine hedef olarak belirliyor. İslam dünyasının herhangi bir yerinde de sanat ile ilgili bir şeyler yapan insanlar o ölçüleri hedefliyorlar. Ona ulaşmanın gayreti içerisinde oluyorlar. Yani bu kadar kopuk olmamızın sebepleri nelerdir? İşte medeniyet kırılmalarını yaşadığımız bu 100, 200, 300 yıllık bu perişanlığımızın bir özeti aslında. İşte artık Osmanlı'nın son dönemlerinde bazı aydınlar, bazı devlet adamları çıkıyorlar, diyorlar ki bu toplumdan bir şey olmaz. Biz bütün yönümüzü, özümüzü, giysimizi, bakışımızı batıya çevirelim ve batının bize ne yansırsa onu hayat tarzımıza, elbisemize, giysimize uygulayalım diye saçma sapan bir döngünün içerisine giriyorlar. Aslında bu hakim medeniyetin bir anlamda daha bitik olan medeniyetlere karşı bir hükümranlığı da olarak da değerlendirilebilir. Bunu birçok devlet adamı, işte 5. Murat Abdülaziz'den sonra batıya götürülüyor ve zihni bir işgalden geçiriliyor. 5. Murat'ı konserlere götürüyorlar, sanatçılarla tanıştırıyorlar. Bir anlamda zihnini siz hiçsiniz ve bize muhtaçsınız düşüncesiyle perişan ediyorlar. O da ülkeye döndüğünde, tabii orada Mason locasına götürüyorlar, ülkeye döndüğünde Mason kulübü açıyor falan. Zihni işgal olduktan sonra toprağın işgali, mekanın işgali daha kolay oluyor. Yine birçok isim verebiliriz ama bazıları bu işi artık fecaat derecesinde kendini batıya odaklıyor. İşte Tevfik Fikret'in oğlu Haluk üzerinden bir prototip, bir portre ortaya çıkarıyor. Oğlum işte oğlunu batının sadece tekniğiyle değil, ahlakıyla da, felsefesiyle de yetiştirmenin dünyasını oluşturuyor. Sonra oğlu Haluk batıya gidiyor, Hristiyan oluyor, papaz oluyor ve bir papaz olarak ölüyor. Yine bizim Müslüman fikir adamlarının oluşturdukları ideal genç tipi, gençlik tasavvurunda ise batıyı bilen ama batıya teslim olmayan, batı teknikte ileride ise batının tekniğini alan ama ahlakına, ama hayat biçimine, ama toplumsal hayattaki mekanizmasına talip olmayan, bu topraklarda yaşamaya, bu topraklarda dimdik inancıyla, değerleriyle dik durmaya örnek teşkil edecek bir gençlik idealinde bulunuyorlar. Şimdi aslında bugün yaşadığımız sıkıntı tam burada. Mehmet Akif Asım idealini, Asım vatansever bir genç, Müslüman, dini için canını verebilecek
duygu yoğunluğu içerisinde. Necip Fazıl, oğlu Mehmet üzerinden bir gençlik tasavvurunda bulunuyor. Sezai Karakoç, oğul Taha üzerinden bir gençlik tasavvurunda bulunuyor. Taha'ya da, Mehmet'e de, Asım'a da baktığımız zaman üçü de batıya mesafeli, kendi değerlerden, kendi medeniyet değerleriyle barışık bir gençlik tipi. Tevfik Fikret'in Haluk'una baktığımız zaman da kendi değerleriyle tamamen kopuk, kendi topraklarına düşman, kendi medeniyet birikimine karşı mesafeli bir gençlik tipi. Bugün geldiğimiz noktada da aslında Asım'la Haluk'un çatışmasını yaşıyoruz. Bu topraklarda her şeye rağmen sanatıyla, edebiyatıyla, medeniyet anlayışıyla bu medeniyet bitmiş bir medeniyet değil. Bu medeniyet durdurulmuş bir medeniyet. Bu medeniyet bu topraklardan yeniden neşet edecek ve biz bu medeniyetin diriliş erleri olacağız diyen bir gençlik var. Bir de her şeyiyle batıya teslim olmuş, zihin anlamında da, kalp anlamında da, ruh ve beden olarak da batıdan başka kendi özünü özümsemeyen, görmeyen bir gençlikle, sanatçı tipiyle de karşı karşıyayız. Son yaşanan hadiselerde, özellikle Gezi gibi olaylarda Haluk tipi sanatçıların göstermiş olduğu reaksiyonlara baktığınız zaman bunların hala güçlü olduğunu görüyorsunuz. Evet. Çünkü bu biraz da fonlanma meselesi, destekleniyor. Yani Avrupa Birliği, Batı hem aygıtlarıyla, işte iletişim ağlarıyla, zihinleri hala, sanatlarıyla, edebiyatlarıyla bu topraklarda hükümranlığını sürdürüyorlar. Ama bu birdenbire olan bir şey değil. Mesela bana çok ilginç gelmiştir. Lozan Anlaşması'nın birçok maddeleri vardır. Gözden kaçan bir maddesi vardır. Orada diyor ki çeviri faaliyetlerinin yaygınlaşması. Yani adamlar çeviriye önem veriyorlar. Batılı kaynakların çevrilmesi, yeni yetişecek nesillerin o mantıkla, o mantaliteyle yetişmesi. Geçenlerde bir dergide okudum. Bir tiyatro sanatçımız, daha işte seküler camiadan bir tiyatro sanatçımız diyor ki, ben diyor, hangi iktidar olursa olsun, hangi yönetici olursa olsun, kendi dünya görüşümü, yani batıcı dünya görüşünü oyunumla, tiyatromla diri tutarım. Neye karşı? Gericiliğe karşı. İşte gericilik dediği bu toplumun değerleri. 12 Eylül'de diyor bütün her yer kapandı. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı ilan edildiği gün dahi ben tiyatromun perdesini indirmedim ve gittim oyun sergiledim. Salonda hiç kimse yoktu. Sadece bir kişi vardı. Oyunumuzu sergilemeye devam ettik. Tam oyun devam ederken salondaki kişinin uyuduğunu fark ettim. Onu uyandırmak için replikler yaptık. Uyandırdığımızda da o kişi dedi ki, ben tiyatro izleyicisi değilim. Ben bir belediye şoförüyüm. Üşüdüğüm için buraya girdim. Oyununuza devam edebilirsiniz. O uyumaya devam ettiğinde dahi diyor, biz sanki salon doluymuşçasına sanatımızı icra ettik. Şimdi bakın, mücadele burada başlıyor aslında. Evet. Mücadelenin şifresi burada. Müslüman sanatçılar o salon bomboşken sanatlarını dop dolu bir şekilde icra ediyor mu, etmiyor mu? Kim salon bomboşken, salon dop dolu hissiyatıyla, düşüncesiyle sanatını icra ediyorsa, hakim zihniyet, kültürel iktidar dediğimiz o tartışma alanının hakimi onlar. Burada Müslüman sanatçılar da biraz öz eleştiride bulunacaklar. Şimdi yaşadığımız çağda birçok şey maddeye endekslenmiş durumda. Yani biz ecdadımız ne yapıyordu? Bir sanat icra ederken mutlak güzeli işaret etmek için, mutlak güzelin sırrını keşfe çıkarmak için muhatabını o sanatı icra ediyordu. Eğer biz bugün ecdadımızın işte hattatları düşünelim, bir hat sanatını ortaya koyarken o sanata bir anlamda medeniyet birikiminin ruhunu, özünü, inancını, estetik değerlerini bütününü katıyordu. Şimdi sanatçımız bu hattı icra ederken, hattı yazarken, ya bunu kime satarım, kaça satarım düşüncesindeyse biz orada yenilmişiz demektir. Yani Necip Fazıl meydan yerine çıktığında hapislere götürülmek pahasına, zindanlara atılmak pahasına
Büyük Doğu Dergisi'nde ayet yazmasının, hadis yazmasının yasak olduğu dönemde hapisten çıkıp ilk çıkardığı sayıda manşetin üstüne sür manşette hadis-i şerif yazıyordu. Neydi bu? Bir direnişin, bir dirilişin öncülüğünü sahiplenmek, öncülüğünü üstlenmek. Ama bugünün sanatçısı ben buradan ne kazanırım düşüncesinde ise biz burada mağlubiyetimizi ilan etmiş oluruz. Dünün sanatçısı, Müslüman sanatçısı ne kazanırım fikrindeydi. Bugünün Müslüman sanatçısı ise ne kazanırım fikrinde. Eğer biz de o biraz önce anlattığım seküler tiyatro sanatçısının idealini, azmini, inadını kuşanmazsak mağlup oluruz. Evet. Şimdi Müslüman sanatçılar yok mu? Çok. Ama sesleri çıkmıyor. Kimin sesi çıkıyor? Seküler sanatçıların sesi çıkıyor. Ne yazık ki. Burada sadece iletişim araçlarından topluma ulaşamama sıkıntısı değil. Bugün bizim birçok iletişim aracımız var. Bugün bizim ulaşamadığımız, eskiden özlemini çektiğimiz ekranlarımız var. Öyle hocalarımız vardı ki miting meydanlarında konuşurken bağırırlardı. Ey TRT beni bir saat çıkar sonra kellemi al buna razıyım. Tamam şimdi meydanlarda bunu kükremeye anlatmaya gerek yok. Ekranlar bizim. Biz ne üretiyoruz, ne üretmeliyiz? Bunun bir anlamda tartışmasını yapmamız, öz eleştirisini yapmamız gerekiyor. Her şeye rağmen bu anlattıklarıma binaen de ben ümitsiz değilim. Çok örnekliği üzerinde hakkıyla taşıyan ve eserlerinde sadece hakkın rızasını arayan ve bu idealde de canıyla, malıyla, bütün varlığıyla kendisini değerlerine, inancına adamış sanatçılarımızın olduğuna ben inanıyorum. Gelecek Allah'ın izniyle bizim olacak. Yani Müslümanların olacak. Burada bireysel sorumluluklarımızı, bireysel vazifelerimizi hakkıyla yerine getirmenin telaşı içerisinde olmamız gerekiyor. Şimdi girdiğimiz her mecliste bir eleştiri tufanı. İşte hükümetler eleştiriliyor, belediyeler eleştiriliyor, Müslümanlar eleştiriliyor, dindarlar eleştiriliyor, muhafazakarlar eleştiriliyor. Bir de bakıyoruz ki kendimizi de sürekli eleştiren konumunda görüyoruz. Bu eleştiri fırtınası içerisinde ilk yapmamız gereken şey kendimizi eleştirmek. Bugün bu hengamede, bu kaos ortamında ben kimliğimi ne kadar muhafaza ettim, ben kimliğimi dışarıya karşı ne kadar korudum. Önce bunu yapalım. Yani bazen kendimiz dışarıyı eleştirirken kendi nefsimizi temize çıkarmak için eleştiriyoruz. Evet. Bugün mesela çok kötü bir nokta olarak işaret etmek gerekirse herkes Müslümanları vuruyor. İşte Müslümanlar belediyelerde şöyle olsun, Müslümanlar şunu yanlış yapmış, Müslümanlar ya durun, yani Müslümanların içerisinde bir grup ya da birkaç kişinin çıkıp kötü örnekliği bütün Müslümanları bağlamaz. Kardeşim ben Müslümanım ve ben rüşvete karşıyım. Ben Müslümanım, soyguna karşıyım, yolsuzluğa karşıyım ve ben Müslümanım, şehirlerin dikey mimariyle yapılmasına karşıyım. Ve benim karşı durmaklığım ve karşı durmaklığımdaki sağlam duruşumu yanlış yapan bir kardeşim yüzünden bütün Müslümanlara, bütün İslam alemine yüklemek acımasızlığına karşıyım ben. Hala bu toplumda iyiyi, güzeli, hayrı tavsiye eden, hakkı, sabrı tavsiye eden güzel topluluklar var. Siz niye onları görmüyorsunuz da olumsuz örnekler üzerinden bütün Müslümanları, bütün İslami camiaları, grupları bir intikam duygusuyla yok etme telaşına giriyorsunuz? Bizim buna aldanmamamız gerekiyor. Yani biz ölmedik. Biz Müslümanlar olarak bu çağda sözü en diri insanlar biziz. Geleceğe sözünü en kuvvetli söyleyecek olanlar biziz. Aslında bu planlı, programlı, yüksek bütçeli, PR'lı bir çalışmanın kurbanıyız şu anda. Evet. Yani belediyede Müslümanlar şu zaafları yapmışlar. Tamam, belediyede o Müslümanlar o zaafları yapmış olabilirler ama bunu bütün Müslümanlara, bütün İslami gruplara yaymak büyük bir acımasızlık örneği. Ben diyorum ki bu topluma Kemalistlerden de, komünistlerden de, materyalistlerden de, kapitalistlerden de, seküler bütün oluşumlardan da hiçbir hayır gelmemiştir ve bundan sonra da gelmeyecektir. Bu toplumun gelecek bin yıldaki en diri, en kavi ve güzel olan yaşama alanını Müslümanlar sunacaktır.
Ama Müslümanların içerisinde ferdi olarak imtihanını, kendi imtihanında başarısız olmuş olanlar olabilir. İnsanın olduğu yerde bu imtihanda kalanlar mutlaka olur. Ama hala tertemiz, elleri tertemiz, vicdanları tertemiz, zihinleri tertemiz büyük Müslüman topluluklar var. Yeni nesil bu inançla, bu aşkla yetişiyor. Gençlerle konuştuğumuzda, şimdi ben yakın zamanda Kudüs'ten geldim. Kudüs'te üniversite öğrencileri iftar sofraları kuruyor. 18-23 yaş arasındaki Müslüman çocuklar kendi aralarında burslarından, harçlıklarından Mescid-i Aksa'da iftar sofraları kuruyorlar. 18 yaşındaki, 19 yaşındaki o gencecik kızlarımız, delikanlılarımız para biriktirerek, hocalarından, arkadaşlarından, amcalarından toplayarak Kudüs'ün sokaklarına girip yardım malzemesi dağıtıyorlar. Hiçbir derneğe, hiçbir gruba üye değil. Sadece Müslüman sorumluluğu içerisinde yapıyorlar. Yani ümidimizi diri tutmamız gereken o kadar çok noktamız var ki. Ama Batı PR'ı, seküler kesimlerin üzerimizdeki PR bombasıyla biz bile bir noktadan sonra ya bizden adam olmaz noktasına getiriliyoruz. Hayır. Bu toplumda zaten batıcılık ideolojisinin yüzlerce yıldan beri yaptığı şey bu. Sizden adam olmaz. Evet. Şimdi Afrika'yı düşünün. Afrika'ya gidiyorsunuz. Afrika'nın üstünde tarım işletiliyor. İşte kağnılarla, sapanlarla, işte at arabasıyla tarım işletiliyor. Altında en yüksek teknolojik araçlarla Fransa maden işletiyor. Şimdi üstteki Afrikalıya şu öğretilmiş. Sen asla toprağın altında maden arama noktasında olamazsın. Senin aklın buna yetmez. Afrikalı da bir noktadan sonra buna inandırılmış. Öğretilmiş çaresizlik mi deniyor? Yani evet. Bizim toplumumuzda da uygulanmaya çalışılan bu. Biz bunu reddediyoruz. Biz diyoruz ki kardeşim, bugünün, yarının bu topluma tek değer katacak ilacı, tek değer sunacak, refah, felah sunacak ilacı İslam'dır. Ve bu toplumu yeniden ihya edecek, inşa edecek olan da Müslümanlardır. Onun dışındaki bütün fikirler köksüzdür. Bütün ideolojiler bitmiştir. Bunların hiçbir geçerliliği, hiçbir kalıcılığı, hiçbir kalbe, gönle, zihne şifa sunacak yanı yoktur. Yani bugün işte bir ilçemizden bir belediye başkanını o kadar yağlayarak, bombalayarak, cilalayarak bize model insan olarak, dünyanın her yerinde komünizm bitmiş, perişan halini bütün noktalarda göstermiş, dünyada doğduğu yerdeki, ülkedeki bile varlık alanı, ilgi alanı, umut alanı kalmamış. Ama bizim ülkemizde çok güzel PR'la adamı ya da o düşünceyi umut olarak sunuyorlar. Hayır kardeşim. Komünizm kendi topraklarında, doğduğu topraklarda bile iflas etmişken bu topraklarda yeniden hayat bulmasının imkanı yoktur. Bu toprakların sadece şifresi İslam'dır. İslam'ın dışındaki bütün görüşler, bütün düşünceler, bütün akımlar yok olmaya mahkumdur. Dolayısıyla bu topraklarda eğer İslam yeniden insanlığa, insanlara, toplumumuza şifa sunacaksa bu şifacılar da Müslümanlar olacaktır. Müslümanlar biraz kendilerine çeki düzen verecekler. Zihni olarak karşı taraftan pompalanan sizden adam olmaz, siz bittiniz, yittiniz fikrinden de uzaklaşacaklar. Allah'ın izniyle ben her Müslümanı, özellikle yeni yetişen gençleri çok önemsiyorum. Gençlerde muhteşem bir ışık var, muhteşem bir çalışma alanı var. Sadece önlerinden çekilelim yeter. Gençlerle ilgili katıldığımız çalıştaylarda genelde konu başlıkları 40 yaş üstünün ne olacak bu gençlerin hali repliği. Ben de diyorum ki ya ne olacak bu büyüklerin hali? Gençlerin önünden çekilelim yeter. Kesinlikle. Yani ben gençlerimizden çok ümitliyim. Sadece Kudüs'te de değil. Yani kitap ayracı satarak Afrika'ya gidip Afrika'daki yoksullara destek çıkan gençler var. Bakıyorsunuz kültür merkezlerini dolduran gençler, ben ne öğrenebilirim, ne yapabilirim? Yanımıza gelen gençler şunu diyorlar. Ben insanlığa, İslam alemine nasıl faydalı olabilirim? Buna o kadar inanmış ki, buna o kadar aşkla, şevkle ruhunu, gönlünü inandırmış ki bu gence sadece bizim yapmamız gereken önünden çekilmemiz. Yani dolayısıyla gelecekten ümitli olmamız lazım.
Kemalist edebiyat bitmiştir, sanat da bitmişlerdir, siyaset de bitmişlerdir. İslam'ın ve Müslümanların edebiyatında da, sanatında da, hayata bakışında da, siyasetinde de herden bir yeniden doğma hali vardır. Biz o herden yeniden doğma halini kuşanarak Allah'ın izniyle gelecek yüzyılı, gelecek bin yılı kurmamız ve kurgulamamız gerekiyor. Rabbimizin izniyle ben çok güzel günler göreceğimize de inanıyorum. İnşallah. Allah razı olsun hocam. Çok bir solukta anlattınız. İşin açıkçası ben de kesmek istemedim. Güzel anlattınız. Belki hani işin püf noktası, biz elimizdeki argümanlara güvenmeliyiz hocam. Biz tutunduğumuz ipe güvenmeliyiz. Zira Batı'da kapitalist düşüncede, seküler düşüncede tutunduğu ipler bir yerde kopuyor. Yani mutlaka kopuyor. Sağlam değil çünkü. Belki 10 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene, 100 sene, en fazla 100 sene. 100 sene sonra o ipin koptuğunu görebiliyoruz. Ama İslam'ın ipi, Allah'ın ipi yani böyle bir şeyden münezzehtir. Kopmayacaktır. Bu elimizdeki bu argümana güvenirsek eğer Allah hem önümüzde iki tane büyük husus var. Bir Kur'an-ı Kerim'dir, bir de Allah Resulü'nün hayatıdır. Allah Resulü'nün sünneti. İkisini elimizde iyi tutarsak eğer, bugün ikisine iyi tutunursak, evet. Hakikaten yani ne kadar Batı belki maddeyle güçlendirmiş olduğu bir PR çalışmasıyla güçlendirmiş olduğu bir sanat yapısı olsa da işte seküler düşüncenin işte komünizmin böyle parlatıp cilalayıp önümüze sürdüğü kendi ideolojileri olsa da bizim elimizdeki ip en sağlam iptir. Her ne kadar bugün çok hani belki çeşitlenmesi fazla değilse, yani hayatımızın içerisinde iyi yer edinmemiş olsa dahi, bu ipi tuttuğumuz müddetçe Allah'ın izniyle biz bu şeyden kopmayacağız, bu yoldan kopmayacağız ve dediğiniz gibi ümit varız inşallah. Rabbim bize güzel günleri de gösterecek inşallah. Batı medeniyeti dostum iflas etmiştir zaten. Batı medeniyetinin iflas ettiğini biz Afganistan'da gördük, biz Irak'ta gördük, milyonlarca insanın katledilişinde gördük. Batı medeniyeti insanlığa sadece yokluk, yoksulluk, zulüm ve ölüm getirmiştir. Yani Batı medeniyeti ile İslam medeniyetini karşılaştırdığımız zaman, Batı medeniyeti kaldırımdaki taşların parlaklığı, temizliğiyle övünürse, İslam medeniyeti o toprakta, o kaldırımın arkasında, caddenin arkasında yaşayan, apartmanda yaşayan bir yaşlının sahiplenilmesi ve korunmasını düşünür. Yani insanı düşünür. Batı medeniyeti insanı düşünmekten öte insan düşmanı olan bir yapıya dönüşmüştür. Ve insanı karşısına alan bütün medeniyetler gibi dağılmaya, yok olmaya, parçalanmaya mahkumdur. Allah'ın izniyle İstikbal İslam'ındır. İnşallah olacağım. Allah razı olsun. Aslında biz kitap konusuna değinecektik fakat ne yazık ki süremiz sona erdi inşallah. İnşallah hani farklı bir programda özelde biraz daha kitaba değinmemiz gerekiyor. Zira bugünün belki elimizde tutmamız gereken en önemli argüman kitaptır. Kitabı inşallah başka bir zaman i̇nşallah, işleriz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim hocam. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağlık. İnşallah Rabbimiz bayrama sağ salim ermeyi ve dostlarımızla, sevdiklerimizle ve ümmetin bütün evlatlarıyla özgür Kudüs'te, özgür Bağdat'ta, özgür Afganistan'da her birimizin sarılarak, kucaklaşarak özgürlük içerisinde bayram yapacağı günlere ermek duasıyla öncelikli olarak size ve bütün kanal yöneticilerine teşekkür ediyorum. Allah sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, bugün kıymetli konuğum Mahmut Bıyıklı ile özellikle medeniyete, edebiyata değindik. Sanat yönüyle de biraz tahlil yaptık. İnşallah faydalı olmuştur. Hayırlı geceler diliyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.